4 Temmuz, 10 Temmuz. Kendi tarotlarım sizlere neler söyleyecek. Evet sevgili koçlar. Bu ara aile büyüklerimizden dua almanız gerekiyor. Fazla üzerinizde enerji var. Bu enerji için bir de elinizden sadaka vermeniz lazım. Ufak tefek kasarlı işinizle ilgili aksilikler, pürüzler için bu dua, bu sevap sizin enerjiniz iyi gelecek. Bu ara hayal dünyanız, enerjiniz o kadar karışık ki çevrenizdeki insanlara hem kucak açıp hem kanat hem de bu kanatın arkasında onlarla ilgili hayalleriniz hep kırgınlığa sebep oluyor. Kuzenleriniz olabilir, yakın arkadaşlarınız, inandığınız insanların dedikodularına, size zarar verecek olaylarına şahit olacaksınız. Özellikle isminde Y harfi, L harfi belirgin bir insanın size yapacağı iyilik iş konusunda çok büyük bir rahatlık sağlamasına da yardım. İşinizle ilgili uzun süredir boşluktaysanız ve hala bu konuları çözemediyseniz, gözleri renkli bir kadından iş konusunda çok büyük bir destek ve çatınız oturacak gözüküyor. Ve unutmayın ki bu kadının size sunacağı maddi manevi destekler de sizin kendi özgüveninizi tazeleyecek. Ailenizin içerisinde özellikle O, N, R harfi olan kişiyle aramızda uzun süredir devam eden diyalogda karmaşıklıklar var. Bu karmaşıklıklar hak ve helallik konusunda ciddi kaos yaratabilir. Sizi suçlayabilirler. Dikkatli olunuz. Özel hayatınızla ilgili noktada da H harfi, N harfi belirgin olan kişiyle bir türlü doğru gitmeyen ilişkinizi artık bütünleştirmek, hayatınızla alakalı noktayı iyileştirmek istiyorsunuz. Evet, gerçekten değişecek ama bu ara içinizdeki şeytana inandığınız takdirde güç sizin. Eğer merhametinize yenik düşerseniz hayatınızda para kayıplarınız var. Herkesin sizin için oynadığı oyunları tekrar şahit olacak. Seyahatiniz ya da çocuklarınızla ilgili özellikle oğlunuz, yani evinizde erkek çocuğunuz hakimse onun dışarı arkadaşları, çevresi onlara dikkat etmemiz lazım. Çocuğumuz hatalara maruz kalabilir. Bu arada evlenmeyi düşünen sevgili koçlar için özellikle göz rengi açık kahverengi, elaya yakın ya da kahverengi tonlarındaysa çok zor bir kayınvaliden ya da öyle biriyle evliysen ciddi anlamda zor kayınvaliden var. Onlara ne versen doymaz, onlara ne etsen doymaz. O yüzden onları çok fazla kafana takma. Sen kendine bir kariyer ve kendini geliştir. Bütün gün soru işaretiyle yaşıyorsun. Nereye kadar yaşayacaksın? Bunu unutma. Sevgili boğalar nasılsınız? Sevgili boğalar, yani şöyle söyleyeceğim. İletişimle ilgili kendinize güzel günlere katılabiliriz, seyahatlere katılabiliriz, hayatımızdaki dengelere katılabiliriz ama iletişimle ilgili noktalarda güvendiğiniz insanların sizinle ilgili dedikodu, eviniz, ocağınız, işinizle ilgili dedikodular yapacağı, pastayı keserken dedikodulara maruz kalacağınızı unutmayınız. Özellikle yakın dostunuzda Z ve E harfi varsa, özellikle kadın ve erkek ayrımı yapmıyorum. Bu kişinin sizinle ilgili çok büyük düşünceleri, dedikodulara ve evliliğimize ve ilişkimize ve aile ilişkimize zarar getirecek bu harflerdeki insanlardan uzak durun. Eğer ki işte yoğun bir tempoda çalışıyorsanız ve 4 ayrı işle uğraşıyorsanız burada özellikle yakın güvendiğiniz yöneticinizde M ve N harfi varsa bu sizinle ilgili bazı iş konularında görevinizi arttırmak isterken dışarıda özellikle 4 kişi sizi çekemiyor ve bu çekemeyen insanlar gizli gizli sizi takip ediyor. Onlara kulak asın. Etmeyin. Çünkü işinizde doğru nokta. Bu ara geçmiş ilişkinizde pişmanlık yaşıyorsunuz. Ağlama krizleri ve geçmiş kişide de U ve Ö harfi belirgin olan birine özlemler duyuyorsunuz. O doğru bir karar değildi. Bununla gideceğiniz her yolculuk sizin hatanızdı. Bu ara aşık olmak istiyorsanız özellikle der ki B, E, İ harfi olan biriyle eğer adını koyamıyorsanız bu ilişkide güzel tebrikler, güzel ilişkinin dengesini kuracaksınız. Bu ara mahkemesel konularımızla ilgili özellikle amca sülalemiz ya da çözülmesi gereken noktalarla alakalı noktada da M, A, L harfi belirgin kişiyle sorunlar var. Aileniz bu konularda haksızlığa uğrayacak. Evet, sevgilisiyle evlenmeyi düşünüyorsunuz Ağustos ayı ve ailedeki krizleri çözmeniz lazım. Araç anahtarınız ya da ev anahtarınızla ilgili çok güzel bir destek alacaksınız. Yalnız baba ya da anne kaybı yaşadıysanız
baba ya da anne kaybınızın mezarını ziyaret etmenizi önemsiyorum. Lütfen ihmal etmeyin diyorum. Sevgili ikizler nasılsınız? Bu ara şöyle demek istiyorum. Sevgili ikizler, eğer isminizde D harfi, E harfi, L harfi varsa yalancı dostlar, yalancı iş çevresi, yalancı diyaloglar, size atılacak iftiralar, size sunulacak olaylar çok fazla var. Cesaretinle herkese haddini bildirmen lazım. Yoksa eliniz kolunuz bağlı olacak ve siz suçlanmış olacaksınız. Aman ha uzak durun diyorum. Evet, işinizle alakalı çok bereketli bir haftaya giriş yapacaksınız. Ve bu hafta geçmişe ait her şeyi sıfırdan bıçak iziyle keseceksiniz. Yepyeni sizin yaprağınızda bereketiniz, yatırım konularınızda daha net süreçler ve çözmek istediğimiz ailemize ait gece gündüz düşündüğümüz mallarla alakalı da sizin kazançlı olacağınızı, yasal süreçleri de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Yalnız evliyseniz ve eşinizin isminde S ve E ve G harfi varsa eşinize güven probleminiz var ve onu devamlı didik didik araştırıyorsunuz. Bu yüzden de ilişkiniz kaosta, artık düzeltmeniz lazım. Sevgilinizin isminde O ve H ve L harfi varsa onunla evlilik enerjiniz var. Bence onun ailesi çok iyi de senin ailen sorunlu. Bence çocuğa boşuna vık 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 etmeyi bırak, kendi aileni çöz. Yoksa bu ilişkide zarar görebilirsiniz. Bu ara eğitim konularınızla ilgili tekrar yurt dışı ya da bunlarla ilgili fikirleriniz varsa gözünüzü dört açın. Güzel fırsatlar, yenilikler ve güzel olaylar size mutluluk verecek. Yani ailemizde hasta, hani dua ederiz ya, ya Allah'ım acı çekmesin, ya Rabbim ne olur herkes zamanı gelince gitsin dediğimizin duasını ediyorsunuz. Yakın dönemde böyle bir ailemiz, büyüğümüz, yaşı çok olgun bir insanı ve sağlık problemi yaşayan kişinin ölümsel kader yapısı var. Hem onun için hem de hayır. Ve bu kişide de özellikle harf olarak şöyle söyleyeyim. R ya da O ya da T harfi olabilir. Bilginiz olsun. Bu ara annenizle alakalı da uzun süredir sarılmıyorsanız ona sımsıkı sarılın ya da anne adayı olacaksınız. Işığınız çok belirgin. Rabbim katından evlat sevinciniz, muradınız olacak. Dördüncü katta oturuyorsanız evinizle komşunuz, komşu, alt komşu, üst komşu, yan komşuyla acayip tartışmalar var. Ne olur o evi satın, yeni bir eve gidin. Mutluluk sizin kapınızda olsun. Sevgili yengeçler nasılsınız? Bugün hani ermiş dokunur ya, hissederiz, yaparız, ederiz. Bu hafta her şeyi hissetme haftanız. Yani kırılan, kırdığınız, kırıldığınız, kıran kim varsa kalbinizden geçtiği gibi ayaklarınıza gelecek. Özellikle de çok uzun süredir asla evime, ocağıma, telefonuna bile bakmıyorum dediğiniz kişi sizin kapınıza gelecek ve burada siz yine onu hayatınızdan çıkartmanız lazım. Hayatınıza aldığınız takdirde aynı şeyler başınıza gelecek. Bu kişide de İ harfi olabilir, N harfi olabilir ve A harfi baskın olabilir. Ona güvendiğinizde mezarınızı hazırlarsınız. Dikkatli olun. İş konusunda özellikle çevrenizdeki güvendiğiniz ve asla bana ihanet etmez diyorsunuz ya, özellikle M harfiyle başlayabilir biri, biri B harfiyle başlayabilir, biri de E harfiyle başlayabilir ya da içinde bu harflerin yoğun olduğu kişiler sizi iş konusunda çok büyük sorumluluğa itecekler. Hata yapmanıza ve aldığınız gücü ciddi anlamda zarara götürmenize yardım edebilirler. Lütfen insanların gözüne temasına ayetel kürsü, nas, felak ne olursa olsun bol bol gün içerisinde bunları tekrar edin. Yeni işe başlamak istiyorsanız 2 hafta, en geç 2 ay içerisinde iş kapınızın burada olumlulukları var. Hatta aile dostunuzdan F harfi birinin çok büyük bir desteği ya da şöyle söyleyeceğim, S harfiyle de başladı. Böyle birinin çok büyük bir desteğiyle olumlu. Bu ara özellikle yurt dışı ile ilgili oluşturmak istediğiniz işler, yani der ki 3 ya da 5 aydır mücadele ettiğiniz nokta artık son raddesine gelmiş. Pasaport, evrak, vize konularımız bitmiş olacak gözüküyor. Ev almak ya da evli olan çiftlerimizin ev düşüncesi varsa ev ve çocuk muradı ve aynı şekilde ev sevincinizi de en iyi tatta tadacaksınız. Kardeşler arasında yaşadığınız bazı pürüzlerle ilgili affetmek, barışmak ve hataları bir daha hayatımıza almama kararı içerisinde. Kalbinizde kişinin isminde eğer ki çok belirgin bir
B harfi ya da S harfi ya da A harfi varsa bu kişi öldü dediğin kişi sana tekrar adım atıyor. Bunu unutma. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Oo, işinizle ilgili noktada özellikle Toprak Burcu birinden çok büyük bir destek alacaksınız. Artık hayatta arkanıza bakmayacaksınız. Yeni yolculuklar, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar söz konusu olacak. Bu ara içinize öyle bir melek gelmiş ki hissetmek ve özgürlüğünüzü o kadar güzel aydınlığa kavuşturacaksınız. Artık maskesiz, korkusuz bir hayat sizi bekliyor ve güçlenmek için her fırsat sizin için doğru noktada. İşinizle ilgili ekip arkadaşlarınızla alakalı yaşanan krizler ve bu krizlerde zaman zaman seni delirten insanlar, hatta buranın artık değişsin ya da ben değişeyim dediğin noktadaki çok güzel bir değişim evresi var. Özellikle de şöyle söyleyeceğim. Son 7 aydır ya da son 8 aydır nefes alamıyorsunuz işinizle alakalı noktada. Artık esaretten çıkıp yepyeni bir kapıya geçiş yapma ve bu yolculuk sizin uzun soluklu iş kapınızı oturtma. Der ki devletle alakalı hayalleriniz varsa bunu artık yırtın, artın. Yani sizin devlet değil de bir kurumsala ya da bir alana geçip iş kapınızı aydınlığa itmenizi uyarıyor. İlişki konusunda deli deli haller. Karşı tarafı yolan, özellikle isminde D harfi olabilir, U harfi ya da G harfi olan kişiyle aranızdaki bu deli deli sorguları bırakırsanız ilişki kendi içinde bu şekilde mahkeme yıkıp atarsınız, yıkılırsınız. Biraz daha sakin adımlar atarsanız hayatınızdaki kişi de bak avukat olabilir, devletle bağlantılı işleri olabilir, devletle alakalı var eden iş kapısındaki kişi sizin doğru adım. Bıt bıtı bırak, enerjini değiştir ve bu kişiye konsantre ol. Bir de sağlık olarak son zamanlarda ailemizde ya da soyadımızda 2A ya da 2E baskınsa büyüklerimizin birinin sağlık problemi var diyorum. Evli çiftlerimizde özellikle hanımınızın isminde hani Semra gibi, Esma gibi, Seda gibi, Sevgi gibi varsa bu eşinizin ailesinde sağlık problemi, ona destek vermeniz lazım. Eğer ki sizin eşinizin isminde de K harfi ya da Y ya da F harfi varsa ona çok güzel bir iş teklifi ve bir ev anahtarı gündemimiz söz konusu olacak ve bu Murat sizi aydınlığa eriştirecek efendim. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Oo, tahtınızı kurmak. Özellikle kadınların yoğun olduğu bir alanda çalışıyorsanız, özellikle de Hatice, Hülya, yani bu hani H ile başlayan kişiler, bulunduğumuz arkadaşlarınız ya da patronlarınız bunlardan çok büyük bir destek alacaksınız. İsminin içinde de bu harf olabilir. Siz bu iş alanında şifalanacaksınız. Yani artık yeni anlaşma, yenilik, yenilenme noktanızla ilgili çok büyük bir güç ve bu güç size mutluluk ve huzur verecek. Evet, evleneceğiniz insan özellikle boğa, oğlak, başak olabilir ya da kova, ikizler, terazi. Bu ara dedenizden dua alın. Ya da bir dededen dua alın ya da bir kabir yatır ziyaret edin. Üzerinizde bir negatiflik yok ya, kendi kendinize fesveseleriniz var ve bu fesveseler sizi çok fazla panik atağa doğru itmiş. Bu enerjiden çıkmanızı öneriyorum. Bir de bir mal konusu hacizde olabilir, icrada olabilir, bir toprağınızla ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bunu çok geç fark ettiniz. Bir an önce avukatınız, bir an önce bu parayı toplamadığınız takdirde mal elinizden gidiyor. Mümkün olduğu kadar bunu süreci toparlayın. Evli çiftlerle alakalı noktada eşinizin hatası yok. Ama sizin maşallah eşinize bıt 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 bıt, onun anası, onun bacısı, senin anan, senin bacın. Herkes adamın üstüne yükleniyor ya da eşinizin üstüne yükleniyor. Artık birbirinize doğru destek verin ya da artık bu ilişkiyi bitirme vakti diyorum. Sevdiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor diyorsa, sizi istemiyor, sizi düşünmüyor, başka biri var, neden hala onu bekliyorsun? Artık onu atmalı. Peki yeni ilişki var mı? Evet var, gözleri renkli biri ya da sizin gözleriniz renkli olabilir, yeşil mavi, çok güzel bir aşk. Hatta İç Anadolu ya da Doğu Anadolu biriyle muhteşem bir aşk enerjin var. Bence bu aşkı sen beklemelisin. Satmaya çalıştığımız ya da aile, annemizin ya da babamıza ait mallarla ilgili kardeş, kuzenler, onların sülalesinde büyük haksızlıklar olacak ve haklarla ilgili çok uzun süre sonra haklarınıza kavuşacaksınız. Bu dönem yani özellikle de komşularınız ya da yakın güvendiğiniz insanlara evinizin anahtarı varsa dikkatli olun ya da aracınızın anahtarı, evinize hırsız ya da aracınız çalınabilir ya da paranız çalınabilir. Dikkat edin efendim.
Sevgili sevgili teraziler, dit dit dit. Abone olup yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum efendim. Beklediğiniz iş, zaman, dakika, saniye kalbinize doğru yavaş yavaş geçiş yapıyor. Hatta buradaki işle ilgili büyük bir ihtimal kurumsal bir firma 4. aydan beri bu noktayı bekliyor olabilirsiniz. Kaderiniz o noktada gösteriyor. Hadi hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel bir geçiş var gözüküyor. Mesela Ali gibi, Ahmet gibi, Atilla gibi kimi tanıyorsanız bu kişinin işinizle alakalı çok büyük yardımcı ya da Ayşe, Fatma değil. A harfiyle kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Kim başlıyorsa iş konusunda berekete kavuşmanız, artık rızkınızın bedeninize şifa gibi geleceğini öğrenmeniz gerekiyor diyorum. Dedim bile. Bu ara ailenizde cezaevinde kim varsa, mahkemelik kiminiz varsa bu ceza daha yoğun bir uzatılacak. Siz sadece afı beklemeniz lazım. Eğer ki mahkemenizin ertelenmesi durumu da olsa, cezaevindeki kişiniz kim varsa ya da cezaevine girecek kim varsa ertelenme olacak. Daha çıkışı için daha vakit var dedim diyorum bile. Bu ara özellikle İzmir, Ege'yi düşünen, Akdeniz'i düşünen güzel takipçilerim, size muhteşem bir ev alımı var. Akdeniz ve Ege'de hayal ettiğiniz eve, yani deniz olan Karadeniz bile olabilir, hayal ettiğiniz eve geçişiniz var. Bu ara özellikle renkli ilişkiler, keyif ilişkileri yaşamak istiyor olabilirsiniz. Kimsenin sorumluluğunu almak istemiyorsunuz. Daldan böceğe, böcekten dala geçmek istiyor olabilirsiniz. Bu size travma yaratabilir. Çünkü siz düzen istiyorsunuz. Bu düzeni istemiyormuş gibi etrafı böyle de artık doğru kalbe adım at. Çünkü doğru insanın var, ona sahip çık, sahiplen onu. Evli çiftlerimiz için özellikle şöyle demek istiyorum. Boşanma kararı ve uzun süredir bu fikriniz varsa bu hafta bu cesaretiniz gelecek. İlişki ayrımı dediğimiz yolculuğa gideceksiniz. Mesela Kadir, Kadriye ya da bu harfte biriyle ilişkiniz ya da bu hafta biriyle, böyle biriyle evliyseniz bu ilişki tekrar ışığını döndürüyor. Hatta bu haneye de bir erkek çocuk muradınız var. Özellikle işinizi farklı bir şehre taşımak istiyorsanız bir dahaki sene lale devri, lalelerin ekildiği dönemde sizin yeni kapınız hayırlı ve uğurlu olacak. Hiç korkmayın efendim. Sevgili akrepler, nasılsınız? Sağlık problemli, operasyon, ameliyat, sağlıkla ilgili bazı ufak tefek pürüzlerimiz çıkabilir. Ya da ailemizdeki büyüklerde sağlıkla ilgili sıkıntılar, ama bakın bu şurada yıldız var, kocaman bir yıldız var. Şurayı gösteriyorum size. Bu yıldız der ki kim ameliyat oluyorsa olsun bedeni ve vücudu iyileşecek, korkmanıza gerek yok diyorum. İşte deli deli haller, işi bırakayım, başka iş yapayım, başka bir kendi işimi kurayım. Yani bu hafta böyle aklınız, devriniz devamlı başka, ama siz araç alacaksınız. Siz işinizde devam edin, krediyle araç kapınız var. Ona odaklanın, işiniz doğru, yönünüz doğru, siz huzursuzsunuz, huzursuzluğunuzu çıkartın. Bu hafta evlilik kararı, evlilik teklifi, evlilikle ilgili sürpriz köklenmeler var. Maşallah yüzüğünüz ya da pırlantanız gayet değerli gözüküyor. İyi biriyle evlilik yapıyorsunuz. Durumu iyi. Merak etmeyin. Kalbinizde sevdiğiniz kişi beni seviyor mu diyorsanız, kalbinizdeki sevdiğiniz kişi hem size aşık ama sizin konuşmalarınız onun aile baskısından dolayı bir türlü aile olamıyorsun. Siz bunu yenin. Siz ruh ikizisiniz. Mücadelenize devam. Hayatındaki insandan pes etme. O doğru kapın gözüküyor. Mesela şöyle demek istiyorum. Uğur ya da Umut diye tanıdığınız biri varsa bununla iş bağlantılı noktalarda güzel süreçler, kırılan kalbiniz şifa gibi olacak ve kendi mührünüzü oturtacaksınız. Annenizde ya da ablanızda bekar olan, dul olan kim varsa, mesela anneniz bekarsa, babanız dulsa, artık kim varsa, özellikle isminde Leyla gibi, İsmail gibi, böyle ya da İsmet gibi ya da ne bileyim kadın olarak ne olabilir, yani İ harfi içinde olan birinin hayırlı bir araca doğrultusuyla evlilik yapacağı ve bu evlilik ömür boyu maddi manevi bolluk ve bereket yaratacağını gösterir. Satmak istediğiniz ev var, bu satılmaması gerekiyor. Yeriniz kıymetli ve hayırlı. Boşuna krizleriniz için evinizi, ocağınızı satmayın. Burası size uğurlu ve bereketli. Sevgili yaylar, nasılsınız efendim? İş konularımızla ilgili doğurmak istediğimiz yeni işler, yeni köklenme, yeni oluşum, yeni bağlantılar için çok güzel fırsatlarınızın haftası. Hatta işinizde ödüllenme,
eşinizle alakalı ateş püskürttüğünüz, hakkımı yiyorlar, bunlar, bu yerde bin pişmanım dediğinizde, boşluklara iten noktada artık hak ödülünüzü alıyorsunuz. Burada doğmak, burada var olmayı gösteriyorsunuz. Bu da sizi gerçekten iyileştirecek. Yalnız bu ara ilişkinizle alakalı tartışmalar, kavgaları açık. Onu saçma sapan yargılayıp karşı tarafı psikolojisini bozabilir ve ilişkiden uzaklaşmasına sebep olacaksınız. Dilinizi tutma, ilişkiye sahip olma sırası. Kalbinizdeki kişi sizi düşünüyor mu? Evet, çok düşünüyor, çok aşık, çok seviyor ama olmayacağımızı bildiğimiz için, bu ilişkinin geleceği olmadığı için ilişkiden uzak duruyor ama bu ara tekrar bir gündemimiz bu olabilir, haberiniz olsun. Evli olanlar için de aslında evlenmeyi düşünen ya da yeniden evlenme kararı veren çiftlerimiz için bilimsel enerji, doğru nokta, yolculuk ve bu noktada da bir erkek ve bir kız çocuk, iki sahibi olabilirsiniz, bilginiz olsun. Bu ara mal bölüşmesi var. Kardeşler, aile arasında ölmüş birinin malını bölüştürme niyetimiz var da, anam yerler kıymetli. Yani aç mısınız? Açıkta mı kaldınız? Borç, trilyonluk borçlarınız var. Bu yeri 3 sene beklerseniz, 1, 2, 3 sene, anneniz ya da babanızın hakkı varsa onun hatırına 4 sene bekleyin. Burası size çok daha büyük kazançlar sağlayacak. Hiç gerek yok. Bir de yurt dışı ile ilgili Hollanda, H harfi çıktı burada. Almanya, unutmayın. Böyle yolculuklarımız, iş gereği gideceğimiz, deve yükü ve orada kalmak istiyorsanız artık oraya yükleneceğiniz ve orada sağlam evrede kalacağınız gözüküyor. Bence bu yolculuk uzun soluklu iş anlaşmanız ve kalıcı noktanız var. Boşanmayı düşünenler, tekrar barıştınız ama barışırken aynı hataları yapıp daha sert ayrılıklara sebep olacaksınız. İlişki terapistiyle düzeltebilir. Bir de bir ev eşiniz ya da sizin bir ev konusunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu ev konumuz çözülecek. Hiç korkmayın efendim. Sevgili oğlaklar. Tahta krallık var. Yani der ki öldüm ben yaşamıyorum dediğinizde tahta krallık var. Yani işle ilgili, çevreyle ilgili kendinizi anlatamıyorsanız, Rabbimin yukarıdan gelen, der ki bu kart, varoluş kanatları içerisinde size sunulan defterleriniz açılmış. Yani para rızkı defteriniz, iş rızkı, ilişki rızkı defterleriniz açılmış. Bakış açınızla yenileneceğiniz siz oğlaklar, size çok güzel fırsatlar var. Evet, artık bilgelik, etrafınızda size yalan söyleyen kim varsa bilgeliğinizle yeneceksiniz. İşinizle ilgili kim haksızlık yapıyorsa bakışlarınızla herkesi yeneceksiniz. O yüzden bakın oğlak kartını gösteriyorum. Siz bunu maske takarak herkese haddini bildireceksiniz. İlişki konunuza geldiğimde de yani aslında şunu istiyorsunuz. Sadakat, güven ve doğru konuşma ve ahlaki değerler. Bu ara ilişkinizdeki o sert konuşmalar, anlamsızca tavırlar, sizi boşluğa iten evreler biraz daha sert olabilir. O yüzden bu ilişkiye kısa bir ara ki yıpranmanıza, zarar görmenizi istemiyorum. Bu ara erkek kardeş, abi ya da eşinizin ya da kendi sevgilinizle alakalı ailevi sorunlar ve burada artık onların değişip dönüşmesi lazım. Eğer değişip dönüşülmediği sürece aile dağılımları ve ciddi krizlere sebep yaratabilir diyorum. Evlenmeyi düşünen genç kızlar ve genç erkekler, ilk önce iş hayatınızı dengelemeniz lazım. Hayalle gemi yürümüyor. Ailenizin de ekonomik gücünü biliyorsunuz, ona göre hareket ediyorsunuz. Evet, aşkınıza sahip çıkacaksınız ama bunun için ikinizin de işi sağlam olmalı diyorum. Görümcenizle sorun ve eltinizle sorun yaşıyorsunuz. Artık görümcenizin içine şeytan karışmış. Eltinizin dedikodusu bitmiyor. Aileyi birbirine düşürme evresinde vallahi kapını kapat, bu bayramda dikkatli konuş, başına bir iş gelmesin diyorum, önerdim. Çocuk düşünenler için tedavi değil, sürpriz bebek var. Hadi hayırlı olsun. Evinize güzel bakan evlat hamileliğiniz başlayacak. Sevgili kovalar, nasılsınız? Özellikle hava burcu kartı adalet kartıdır. Yani adalet ve merhameti dengede tutamamak ve merhameti anlatırken dengesizliğe gitmek dediğimiz bir süreçtesiniz. Yani konuşma uslubumuz, davranış çevremiz bize hatalara sebep olabilir. Ve bu konuşmalar sırasında gerçeklikle hayali karıştırabilirsiniz. İşte hatalar yapabilirsiniz, ilişkide hata. Bu hafta böyle bir not aldım. Ne notu?
Nerede hata yapıyorsunuz? Tek tek not atmanız gerekiyor. Ve tekrar akşamları kendinize belki Meryem suresi, Nas Felak, Ayetel Kürsi, Fil suresi bol bol okumanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizin bakış açınız çok güzel ilerlerken pat diye yarım kalıyorsun. Bu ilişkinizde, işinizde, çevrenizde, anlatımınızda çok fazla enerjiniz düşüyor. Bunu bir an önce kontrol edin. Hayata yeniden başlamak isteyen sevgili kovalar, gözünü dört aç. Başlangıç startın zaten 5. ayda verdi. Ama sen hala şüpheci ve endişesiz davranarak cesaretin yok. Cesaretlen, güçlen ve olayını yap. Kalbimdeki kişi benim için ne düşünüyor? Geri gelecek mi diyorsanız kalp size. Bu ok yeniden gelecek. Bu kalp yeniden birleşecek. Peki ne getirir derseniz yine aynı hataları, yalanları, aldatılmayı, ihaneti ve şiddeti getirir. O yüzden kalbinizdeki kişi kötü bir kalp. Siz öyle kötü bir kalpli bir insan değilsiniz. Affettiğiniz takdirde hayatınıza hayat boyu eziyet almış olursunuz. Yeni aşık olmak istiyorsanız etrafa doğru bakmanız lazım. Kalp sizi doğru tebrikliyor. Yani bayramın sonrası tanıştırılma, tanışma, sosyal ağlar, sosyal çevreden yaşayacağınız olaylar muhteşem. Kupa altındır. Altın biriktirin, enerjiniz altınla oluşsun. Altın gibi kalpli bir insan sizin hayatınıza gelmeli. Ruhunuz gülümseyecek, yeter ki siz gülümsemeyi bilin. İşlerinizle ilgili ekstra paralar, hatta miras konusunda hacizlik ya da icralık konumunuz varsa farklı noktadan satıp haklarımızla alakalı noktayı kurtaracağız. Yalnız burada devlette, askerde ya da farklı bir alanda varsa onunla ilgili güzel yol açılımı var. Özgürlüğüne kavuşma ve hayırlı şekilde evine dönme evresi var diyorum. Ay minnoş balıklar, nasılsınız? Ay beğenin ya. Vallahi beğenin, ayıptır yani ha. Evli olan ve evliliğiyle ilgili maske takıp gülümsüyorum ama mutsuzum. Hiç istemiyorum ama mecburum dediğimiz noktada karşı taraf sizi pat diye boşayacak. Böyle düşüncelere devam et canım. Başına gelecekleri şimdiden bilmen lazım. Çünkü onun hayatı ya da sizin hayatınızda renklilik başlıyor ve yeni bir hayat, yeni bir mutluluk ona mutluluk verecek. Çünkü sizin çok fazla hatanız oldu. O hataları artık karşı taraf taşımak istemiyor. Kendi yolculuğunda. O yüzden ya dikkatli ol ya da ilişkiye doğru sahip çık. Bir de iş konunuzla alakalı noktada size zarar verecek insanlarınız var. Sizi yavaş yavaş içeri çekmeye çalışıyorlar. Siz de böyle yavaş yavaş içeri gireceksiniz. Ve inandığınız, sarıldığınız, güvendiğiniz kişilerin size sahte tavrını, özellikle esmer, göz kaş çok belirgin olacak. Benden daha belirgin, dudak çok belirgin olacak. Ama göz rengi biraz daha koyu, zeytin gözlü birinin size çok büyük bir zarar vereceği gözüküyor ve kirpikleri çok belirgin olacak, bilginiz olsun. Yani her şeye inanıyorum, ondan bana zarar gelmediği kişi sizin ayağınızı kaydıracak, bilginiz olsun. Bu ara yurt dışı ile ilgili planladığınız tarihlere çok rahat bir şekilde gideceksiniz. Ya da tatil için planladığınız noktalar gayet keyifli ve güzel ve eğlenceli geçecek diyorum. Yalnız yeni ilişkiye başladıysanız bu ilişki bitecek. Yepyeni bir ilişki istiyorsanız inan kendine, güven, yepyeni bir ilişki sana mutluluk yaratacak dedim. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal harcamalar, hatalar ve 5 aydır bu hataları devam ettiriyorsun. Hep düzeleceğim derken boşluğa düşüyorsun. Lütfen kendin için sabit alana geç. Kendi işinde hatalar var. Sabit alanda daha kalıcı, daha ışığın ve daha bereketin yanacak. Aile arasındaki miraslar ya da mallarla ilgili bir 10 sene beklersiniz. Onların kendi babasında sorun bitmemiş. Sizin babanız daha yaşıyor. Onlar kardeşler bitmemiş. Ortaklı işler varsa bile bunun çözmek için sevgili balıklar, birilerinin bu hayattan gidip gerçek olan, hani bekliyorsunuz ya, yaşım 50 oldu hala miras gördüm. Onların daha bitmesi lazım. Onların kardeşleri daha çok uzun. Onu hayal etme. Kendi işini, kendi paranı, kendi yolunu doğru kurman lazım. Mutlu ve keyifli kalın efendim. Hoşça kalın.